Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Birinci dönem artık kapattık. Umarım herkes harika bir kapanış yapmıştır. Gayet güzel bilgilerimizi attık cebimize. Şimdi geldi bu bilgileri tekrar etme arkadaşlar. İkinci döneme başlayacağız ve burada öğrendiğimiz bilgileri hadi unutalım artık gitsin demiyoruz tabii ki. İkinci dönemde yine bu bilgilere ihtiyaç duyuyor olacağız. Neler yapmıştık şöyle baştan sona eksik bırakmadan ama hızlı bir tekrarla karşınızda olacağız. Şimdi kimya 10. sınıf birinci dönemde neler yapmıştık? Önce bir konu başlıklarından bir bahsedeceğiz. Edelim. Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar demiştik. Birinci ünitemiz birinci dönemin büyük bir kısmını zaten bu ünite kaplamıştı. Ardından da karışımlar ünitesine başlamıştık ve karışımlar ünitesinde bir yere kadar geldik. İkinci dönemde bu ünitede devam ediyor olacağız. Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalarda tabii ki temel kanunlarla başlangıcımızı yaptık. Ardından mol kavramı dedik. Kimyasal tepkimeler ve denklemler deyip kimyasal tepkime türlerini yaptık ve tepkimelerin denkleştirmesine değindik. Ve ardından da kimyasal tepkimelerde hesaplamalar yaptık karışımlara geldiğimiz zaman homojen ve heterojen karışım olmak üzere ikiye ayırmıştık alt başlıklarını gördük çözünme olayını kimyasal türler arası etkileşimleri de değerlendirerek işledik e, konu olarak Değerlendirdik ve ardından da çözeltilerde derişim dedik. Kütlece ve hacimce yüzde derişimi e, temel alarak burada işlemlerimizi yaptık. Ve tabii ki PPM'den de bahsetmiştik. Şimdi burada öğrendiklerimizi şöyle hızlıca bir tekrar edelim ve ikinci döneme tam hazır hale gelelim. İlk olarak dedik ki kimyanın temel kanunlarıyla başladık. Üç tane temel kanunumuz vardı. Neydi bunlar? Kütlenin korunumu kanunu. Levoziye'nin bize öğrettiği kanun bize diyordu ki kimyasal veya fiziksel bir tepkimede girenlerin toplam kütlesi, ürünlerin toplam kütlesine eşit olmak zorundadır. Yani fiziksel haller ne olursa olsun toplam kütle korunmak zorundadır demişti. Sabit oranlar kanunu Proust'un bize söylediği bir kanundu. Bu da diyordu ki bir bileşiği oluşturan elementlerin hem sayıca hem de kütlece sabit bir oranı olmak zorundadır. X, A, y, B gibi bir bileşikten bahsediyorsak burada X'in kütlesinin Y'nin kütlesine oranı a tane x kütlesinin b tane y kütlesine olan oranına eşit olmak zorundaydı Katlı oranlar kanuna gelince Dalton'un bize söylediği bir kanundu bu da. O da diyordu ki bize aynı elementlerden oluşan iki farklı bileşikten bahsediyorsak. Mesela X ve Y arasında oluşan iki farklı bileşik varsa elimizde. Burada elementlerden birinin kütlesini sabit aldığımız zaman diğer elementler arasındaki oran katlı oranı veriyordu bize. Mesela ne demiş? X, 2 ve X, 2, Y'den bahsediyorsak. Bak tanım ne diyordu? Hemen orayı bir hatırlayalım elementlerden birini sabitlememiz gerektiğini söylüyordu bize. Mesela burada x ve birincinin x ile ikincinin x arasındaki oranı almamızı istiyorsa o zaman y'leri sabitleyecektik. Nasıl y'leri sabitleriz? Hemen şu ikinci bileşiği 2 ile genişlettiğimiz zaman bak ne oluyor burası? X4 Y2 bileşiğine dönüşüyor. Bak Y'lerin ikisi de 2 iki oldu. Dolayısıyla X'ler arasındaki oran artık 1 bölü 4'tür şeklinde işlemimizi yapıyorduk. Eğer Y1 bölü Y2 deseydi bunun tersi olacaktı. Yani 4 bölü 1 oradaki katlı oranı bize verecekti. Şimdi 3 temel kanunumuz bu şekildeydi. Hemen bir soruyla şöyle bir genel hatırlamamızı da yapmış olalım. Bize ne demiş? 44 gram X3Y8 bileşiğinde 8 gram Y elementi yer almaktadır. Bak bize bu tarz sorularda neyi veriyordu? E bu bilgiler sabit oranı hesaplamamızı sağlıyordu. O zaman x3y8 bileşiğinden bahsediyorsak. Bak sabit oran ne diyordu bize? A tane x'in B tane y'ye oranı. Bileşiğimiz x3y8 ise bu ne demek oluyor? 3 tane x'in 8 tane y'ye olan oranıymış aslında hesaplamaya çalıştığımız şey. Peki bize nasıl vermiş bu bilgiyi? Bu yani mx/my değerini nasıl vermiş? Demiş ki 44 gramının 8 gramı Y'miş. Yani Y için biz 8 yazacak olursak bu 44 gramın geri kalan kısmını X oluşturmak zorunda olacak arkadaşlar. Yani 44 eksi 8 yapmamız yeterli olacak. Dolayısıyla 36 gram da X'in olduğunu söyleyebiliriz toplamları 44'ü verebilsin diye. Yani bunu en sade haline getirebilirsek tabii ki işimiz kolaylaşmış olur. İkisi de 4 ile sadeleşip bildiğine göre 9 bölü 2 gibi bir oranı bulmuş olacağız. Bu ne demek oluyor? Her 9 gram x'e karşılık 2 gram y gelecekmiş. Peki bize neyi sormuş? Diyor ki 36 şar gram x ve y elementi kullanırsak ne olur? Hemen şöyle bir değerlendirme yapalım. mx, my ve m x3, y8 bileşiklerinden bu şekilde bahsediyorsak. X'ten 9 gram aldığımız zaman 2 gram Y kullanmamız gerekiyormuş ve buna karşılık olarak tabii ki toplamları kadar. Yani 11 gram bileşik elde edecekmişiz. Buna göre 36 şar gram her ikisinden de kullanacak olursak. Bak başlangıçta bundan da 36 aldım bundan da 36 aldım. Bu toplamları 72 olduğu için bileşiğin de 72 gram olacağını bize göstermiyor. Ne diyeceğiz? Eğer bundan şöyle yazalım. 36 gramın tamamını kullanacak olursak buradan bak 9'un e, 4 katını kullandım o zaman 2'nin 4 katını kullanacağım. Yani 8 gram kullanacağım dolayısıyla da 44 gram bileşik elde edeceğim. Cevabımız bu kadar basit olacak. E, 36-8 aradaki fark kadar da artan madde kalacak y'den. Şimdi ikinci kısım ise bize katlı oranlara götürüyor aslında. Katlı oranlarla ilgili nasıl yorum yapacağız peki? x ve y elementi kullanarak x y 4 bileşiğini elde ediyormuşum. Bak bize burada x 3 y 8'i verdi. Bize bahsettiği e, sabit oran x 3 y 8 ile alakalıydı. x y 4 bileşiği ile ilgili soru soruyor. Demek ki benim buradaki sabit oranı da buradan yararlanarak bulmam gerekecek. O zaman diyeceğim ki bu bileşiğe göre 3 tane x'in 8 tane y'ye olan oranı 9 bölü 2'ymiş. Şimdi bu bilgiyi biliyorum. O zaman X ve Y'nin atom kütleleri arasındaki oranı da rahatlıkla bulabilirim. Hemen şunları sadeleştirelim. Burada 4 kalsın. 4'ü karşıya çarpı olarak attığımız zaman 36 gelecek. Bölü 3'ü de bu tarafa bölü olarak alırız. 3 olarak kalır. Yani X bölü Y oranı 36 bölü 3'müş. Bizim buradaki e, sabit oranımız bu şekildeymiş. E, bizden istediği x'ye 4 bileşiği x'ye 4 bileşiğinden bahsederken ne diyeceğiz o zaman x'ye 4 olabilmesi için bir tane x'in 4 tane y'ye olan oranından bahsetmemiz gerekecek o zaman yerine yazmamız yeterli şimdi x yerine 36 y yerine de 4 çarpı 3 yazmamız yeterli olacak dolayısıyla da hemen şöyle 36 ile 4'ü sadeleştirelim burada 9 kalsın 9 ile 3'ü sadeleştiririz 3 kalır dolayısıyla x'in y'ye oranı mx bölü my oranı 3 bölü 1'miş yani ne diyor biz aslında MX, MY ve MXY4 şeklinde biz işlemlerimizi yaptığımız zaman her 3 gram X'e karşılık 1 gram Y gelecekmiş. Dolayısıyla da 4 gram bileşik elde edecekmişiz. Şurada yaptığımız işlemin aynısını uygulayacağız aslında. Bize ne diyor burada? İkisinden de 24 gram kullanırsak. Bak bundan da 24 aldım bundan da 24 aldım. Şimdi 3'ün 8 katını kullandığıma göre yani buradan 24'ün tamamını kullandığım zaman 1'in 8 katını yani 8 gram Y kullanmam gerekir. Toplamları kadar da bileşik oluşur. Yani 32 gram bileşik elde ederim. Aradaki fark kadar yani 16 gram Y'den artan madde kalır diyeceğiz. Mol kavramına gelecek olursak mol kavramını anlatmıştı bize. Tanecik sayısını ifade ediyordu aslında. Avogadro sayımız vardı. Ena gibi bir sembolle gösteriyorduk. Ve diyorduk ki Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e eşittir. Bu ne demek oluyor? Tıpkı deste gibi tıpkı düzine gibi bir sayıyı ifade ediyor aslında bizim için. E, ee, bir mol tanecik dediğimiz zaman tam da bu kadar tanecikten bahsediyoruz. Bu atom da olabilir, iyon da olabilir. Şimdi tanecik sayısının ilişkisi bu şekildeydi. Burada Mol sayısıyla biz kütle arasında bir ilişki oluşturabiliyorduk. Kütle ile aradaki ilişki oluştururken de şunu yapıyoruz: molekül kütlesini ya da mol kütlesini hesaplıyoruz. Bize verilen CH4 gibi bir bileşikse, diyoruz ki karbon atom kütlesi 12 ve bir tane var, 12 çarpı 1. Hidrojen atom kütlesi 1, 4 tane var. O yüzden 4 çarpı 1. İşte bunların toplamı 16 ise bu bize aslında 1 mol metanın 16 gram olduğunu veriyor. Veya sudan bahsediyorsak 1 çarpı 2 artı 16 bir çarpı 1. Bir bir. Buradaki atom sayıları ve atom kütleleri arasındaki çarpımın e, birbiriyle toplanması bize o maddenin 1 molünün kütlesini verecek. Yani 1 mol su 18 grammış diyeceğiz. Hacime gidecek olursak mol kavramıyla hacim arasında bir ilişki oluşturabiliyorduk. Burada da normal şartlar ve oda koşulları olmak üzere iki temel şarttan bahsedeceğiz. Ve hacimden bahsediyorsak sadece gazlar bizim karşımıza çıkacak. Bir mol gaz normal şartlar altında 22,4 litre hacim kaplıyordu. Oda koşullarında ise yine bir mol gaz. Türü ne olursa olsun 24,5 litre hacim kaplıyordu. Bunlar ezbere bilmemiz gereken bilgilerdi. Gerçek atom kütlesine geldiğimiz zaman. Buradan da arkadaşlar şunu söyleyeceğiz. Bir tane protonun kütlesi hani... E, bağıl atom kütlesine yola çıkarak bunu söylüyorduk. Bir tane protonun atom kütlesini bir atomik kütle birimi benzer şekilde bir tane nötronun kütlesini bir atomik kütle birimi olarak aldığımız zaman bir tane O2'nin kütlesi 32 AKB oluyordu. Veya işte bir tane karbon deseydi içerdiği proton ve nötron sayılarının toplamına bakıyorduk ve 12 AKB olduğunu ifade ediyorduk. Bunu gram karşılığında gerçek atom kütlesi olarak kabul ediyorduk. Tepkimeler ve tepkime türlerine ve tepkimelerde denkleştirme işlemlerine gelecek olursak arkadaşlar burada korunan bazı özellikler vardı. Bunları koruyarak bunların e, sabit kalmasını sağlayarak da denkleştirme işlemlerini yapıyorduk. Diyorduk ki bir kimyasal tepkimede atomların cinsi, atomların sayısı, toplam kütle ve toplam yük her zaman için ...korunmak zorunda. Bak mol sayısı korunmak zorunda değil ya da molekül sayısı korunmak zorunda değil ya da hacim korunmak zorunda değil. Ama bu özellikler korunmak zorunda. İşte bu özelliklerin korunmasını baz aldığımız zaman tepkimenin denk halini yazmamız mümkün oluyordu. Ne yapıyoruz peki denkleştirme yaparken? Önceliğimiz en kalabalık olan hangisi ise bir tepkime denkleminde onu seçmek olacak. O bizim referansımız olacak. Ona baz aldığımız zaman diğer taraftakileri ona göre eşitleyeceğiz. Ardından da bu tarafı eşitledikten sonra yani en kalabalığın ters tarafındakini eşitledikten sonra kalabalık olanın yanındakileri eşitleyebiliyorduk. Mesela C2H6'nın oksijenle verdiği tepkime karşımızda varsa bak oluşan ya da tepkimeye giren molekülleri biliyoruz ama kat sayılarını bilmiyoruz. Bunun için yapacağımız nedir? En kalabalığı seçelim tabii ki C2H6 buradaki en kalabalık yapımız. Şimdi burada öncelikle buna bakarak diğer tarafı eşitleyeceğiz. İki tane karbon var. Diğer tarafta da toplam iki tane karbon olması gerekiyor. Bunu sağlamak zorundayız. Nasıl sağlarız? Karbondioksitin kat sayısına 2 yazarız. Bak 6 tane hidrojen var. Bu tarafta da 6 tane hidrojen olması nasıl sağlarız? Suyun kat sayısına 3 yazdığımız zaman toplamda 6 tane hidrojen olur. Şimdi bu tarafı eşitlediğimize göre yapmamız gereken buradaki toplam sayıyı baz alarak en kalabalığın yanındakini bulmak olacak. Ne diyeceğiz? 4 artı 3'ten 7 tane oksijen ürünlerde var. O zaman girenlerde de 7 tane oksijen olmalı. Bunu nasıl sağlarız? Oksijenin kat 7 bölü 2 yazmamız yeterli olacak. Eğer ki soru bizden Şöyle bir ifade kullanıyorsa, en küçük tam sayılarla denkleştirin diyorsa, burada tam sayı olmayan rasyonel bir sayı var. Bunu tam sayıya çevirmemiz gerekiyor. Bir tepkimedeki bütün katsayıları aynı sayıyla genişletmemizde herhangi bir sakınca yok. O zaman şuna 2 yazarız. Yani hepsini 2 ile genişletmiş olacağız. 7/2'yi 2 ile çarptığımız zaman burası 7 olur. 2'yi i̇ki, 2 ile çarptığımız zaman burası 4 olur. Bunu da 2 ile çarptığımız zaman 6 olur. Bu şekilde yazdığımız zaman da en küçük tam sayılarla denkleştirmeyi yapmış oluruz tepkime türlerine gelecek olursak. Şimdi ilk tepkime türümüz yanma tepkimesiydi. Yanma tepkimesi bir maddenin oksijenle O2 ile verdiği tepkime. Hangi maddeyle olursa olsun. Eğer girenlerde O2'yi görüyorsak bu tepkimeye yanma tepkimesi adını veriyorduk ve yanma tepkimelerini yavaş ve hızlı yanma olarak ikiye ayırıyorduk arkadaşlar. Diyorduk ki eğer yanan madde bir metal ise bu paslanma ya da kararma gibi bir süreçtir ve Açığa sadece ısı çıkar ışık çıkmadığı için yani alevleri görmediğimiz için yavaş yanmadır. Ama eğer ısının yanında ışık da açığa çıkıyorsa karbonun yanma tepkimesinde olduğu gibi buna da hızlı yanma tepkimesi adı verilir. Ve yanma tepkimeleri ilgili bir diğer çok önemli bilgi de şuydu arkadaşlar. Bütün yanma tepkimeleri egzotermik yani açığa ısı çıkararak gerçekleşiyordu. Tek bir tepkime hariç o da azotun yanması azot gazının yanması endotermik olarak gerçekleşiyordu. Diğer tepkime türlerimiz analiz ve sentez. Bu ikisi birbirinin tam tersini ifade ediyor aslında. Büyük bir parça küçük parçalara ayrışıyorsa yani girenlerde tek bir molekül yapısı, ürünlerde birden fazla parça varsa eğer bu analiz yani ayrışma tepkimesiydi. Sentez tepkimesi de bunun tam tersi. Küçük parçaların birleşerek tek bir büyük yapıyı oluşturduğu tepkimelere de sentez tepkimesi adını veriyorduk. Nötrleşme veya nötralleşme dediğimiz tepkimelerde de bir asitle bir baz tepkimeye girip tuz ve su açığa çıkarıyordu arkadaşlar. Bu tarz tepkimelere nötralleşme tepkimesi adını veriyorduk. Bak asit baz ve nötrleşme tepkimelerini birbirine asla karıştırmıyoruz. Bütün nötrleşme tepkimeleri aynı zamanda asit baz tepkimesiydi ama bir tepkimenin nötrleşme tepkimesi olarak anılabilmesi için illa açığa suyun da çıkıyor olması gerekiyordu. Bunu da unutmuyoruz. Çözüme çökerme tepkimelerine geldiğimiz zaman bu defada suda çok iyi çözünen iki tuzun Karışımı çözeltisi birbiriyle karıştırıldığı zaman birinin katyonuyla diğerinin anyonu birleşerek bir katı yapısını oluşturuyorsa yani dibe çökeliyorsa işte buna çözünme çökelme tepkimeleri adını veriyorduk. Örneğimizde de gümüş ve klor birleşmiş. Bak bunun katyonuyla bunun anyonu birleşmiş. Gümüş klorür katısını oluşturmuş. Başka bir tuzun katı halini oluşturmuş. Suda çözünemeyen başka bir tuz oluşturmuş. İşte buna çökelek adını veriyoruz. Çözünme, çökelme tepkimesi gerçekleşmiş oluyordu. Burada da şuna dikkat arkadaşlar. Eğer bizden net iyon denklemini yazmamızı istiyorsa yapacağımız şuydu birincinin katyonu yani tepkimeye giren katyon hangisiyse o onu alıyoruz. İkincinin yine çökelmeye karışan anyonun alıyoruz ve bunlardan oluşan katı tuzu yazdığımız zaman bu bize net iyon denklemini veriyordu. Buna karşılık olarak eğer seyirci iyonları istiyorsa Katı hale geçmeyen iyonlarda seyirci özellik gösteriyordu. Burada şu tuzumuz yani sodyum iyonları ve nitrat iyonları seyirci iyon özelliği gösteriyordu. Çünkü onların tepkimede de herhangi bir yeri yok sadece seyirci özellik gösteriyorlardı kimyasal tepkimelerde hesaplamalar kısmına gelecek olursak arkadaşlar buradaki denklemimiz formülümüz uygulayacağımız yöntem aslında çok basit hepsinde aynı şeyi uygulayacaktık. Bize belli bir miktar verecek bak bu miktarı tanecik sayısı türünden verebilir kütle türünden verebilir hacim türünden verebilir veya doğrudan mol sayısı türünden verebilir hangisinden verirse versin. Bizim yapacağımız şey bu miktarı mole çevirmek olacak. Kaç mole eşit oluyor? Öncelikle bunu bulacağız. Ardından tepkimenin kat sayılarıyla bu mol sayılarını orantılayacağız. Ve sonrasında bizden hangi türde miktar istiyorsa yine tanecik sayısı kütle veya hacim herhangi birini istiyor olabilir. Tekrardan o miktara geçiş yapacağız. Böylece sonuca ulaşacağız. Hemen soruyla tekrar şöyle bir hatırlayalım bakalım. 28 gram C2H4 bileşiğin tam verimle yanma tepkimesinden diyor. Arkadaşlar bak böyle bir soruyla karşılaştığımız anda yapacağımız önce bir miktarların mol karşılığını bulmak olacak. Tepkimede sonrasında bunları yerine yazmak olacak. Şimdi C2H4 dediğine göre bak karbonu 12 vermiş, hidrojeni 1 vermiş ve kütle vermiş. Buradan biz mole gideriz. Nasıl gideriz peki? Deriz ki C2H4 bileşiğinin mol kütlesini önce bir bulalım. 2 tane karbon var. 2 çarpı 12 oradan gelecek. Artı Dört tane hidrojen var. 4 çarpı 1 de oradan gelecek. Eşittir diyelim 28, 24 artı 4'ten 28 olarak bulacağız. Bu ne demek? 1 molü 28 gram demek oluyor. Demek ki 28 gram C2H4 diyorsa bu aslında 1 mol tanecikten bahsettiğimizi 1 mol C2H4'ten bahsettiğimizi bize gösteriyormuş. Şimdi bunun yanma tepkimesinden bahsediyoruz. Hemen şurada yanma tepkimesi yazalım. C2H4'ü yanma dediğine göre o2 ile tepkimeye sokacağız. Bunun ürünleri hep sabitti. Eğer burada karbon ve hidrojen dışında ve oksijen dışında başka bir madde yoksa ürünlerimiz karbondioksit ve su olmak zorundaydı. Şimdi kat sayıları kolaylıkla belirleriz. Karbon 2 o zaman karbondioksitin kat sayısı 2 olacak. 4 tane hidrojen var o zaman suyun kat sayısı da 2 olacak. Toplam oksijen sayısına bakıyoruz. 4 artı 2'den 6 tane oksijen var. O zaman O2'nin kat sayısı 3'müş. Şimdi yapacağımız işlem neydi? Mol sayılarıyla bu kat sayıları orantılamamız gerekiyordu. C2H4'ün mol sayısını bize ne vermiş? 1 mol olarak vermiş. O zaman diyeceğiz ki bak C2H4'ten 1 mol harcıyorsak bak bu eksi harcanan maddeyi bize gösterecek. O zaman oksijenden 3 mol harcamamız gerekecek kat sayısı 3 olduğu için. Karbondioksitten bak ürünlerde olduğu için oluşan maddeden bahsediyoruz. 2 mol oluştuğunu göreceğiz. Kat sayısı 2 olduğu için. Benzer şekilde sudan da 2 mol oluştuğunu göreceğiz. Yine kat sayısı 2 olduğu için. Şimdi envay çeşit soru gelebilir. Hepsini çözeriz. Ne demiş bize? Kaç gram su elde edilir? 2 mol su elde edildiğine göre diyeceğiz ki suyun önce bir molekül kütlesini bulalım. 2 çarpı 1 hidrojenlerden gelecek. 16 oksijenden gelecek. Ve 18 olarak bulacağız. Yani 1 mol su 18 gram kütlesine sahipmiş. Bunu bu şekilde belirlemiş olduk. Bizim ihtiyacımız olan 2 mol suyun kütlesidir. Bunu sadece oran orantıdan hesaplamamız mümkün olacak. 2 çarpı 18'den 36 gram su elde ettiğimizi hesaplarız. Benzer şekilde oluşan karbondioksitin normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar diye sormuş arkadaşlar. ...hacim sormuş bu defa... ...yani e, istediği herhangi bir miktarı sorabilir... ...biz mol sayısını biliyoruz 2 molmuş... ...ve normal şartlar altında dediği için... ...şu bilgiye sahibiz... ...gazın türü ne olursa olsun... ...1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplıyordu... ...normal şartlar altında... ...buna göre elimizdeki bu 2 mol karbondioksit... ...kaç litre hacim kaplar deriz... ...sadece 2 katını almamız yeterli... ...44,8 litre hacim kapladığını... ...kolaylıkla yine hesaplamış oluruz... ...sistem basitti arkadaşlar ne yapıyoruz... ...mole çeviriyoruz katsayılarla orantılıyoruz. Ardından hangi miktardan istiyorsa tekrardan bu miktarı buluyoruz. Hemen birkaç farklı soru daha çözelim. Yine farklı farklı soru tipleri var. <laughs> Özellikle artan madde miktarı ile ilgili sorular karşımıza gelebilir. Şimdi bu soru ne demiş bize? Tepkimesinde oluşan metan gazının tamamını yakmak için normal kaşıllarda 67,2 litre hava kullanılmıştır. Buna göre başlangıçta alınan alüminyum karbür en az kaç gramdır diye sormuş. Arkadaşlar bak adım adım bu defa tersten gelmemiz gerekecek. Şimdi bize demiş ki havanın yüzde yirmisi yani beşte biri oksijendir ve biz 67,2 litre hava kullanmışız. O zaman tersten giderek önce bir miktarımızı bulalım. Bir mol gaz 22,4 litre hacim kaplıyordu. Şimdi bunu zaten ezberden biliyoruz normal koşullarda dediği için. Buna göre 67,2 litre hava kaç moldür? Öncelikle bir bunu bulmamız işimizi kolaylaştıracak. 22,4'ün 3 katı 67,2 olduğuna göre demek ki 3 mol hava kullanmışız biz bu olay için. Şimdi 3 mol kullandığımıza göre ve bu 3 molün sadece %20'si oksijen olduğuna göre <laughs> yani 5'te 1'i oksijen olduğuna göre benzer şekilde bir oran orantıyla yapabiliriz. Eğer 1'e ya da %100'ü diyelim şöyle %100'ü 3 mol ise %20'si kaç moldür dediğimiz zaman yine işlemimizi yapacağız. Yani burada sadece 3 bölü 5 veya 0,6 mol olduğunu hesaplayabiliriz. Demek ki kullanacağımız oksijenin mol sayısı 0,6 molmuş. Şimdi bunu nerede kullanıyormuşuz? Metan gazının yanmasında kullanıyormuşuz. Şimdi hemen oradan metanın mol sayısını bir bulalım. Öncelikle tabii ki yanma tepkimesini yazmamız gerekiyor. Çünkü katsayılarla orantılamamız gerekiyordu. Ne geliyordu? Karbondioksit ve su geliyordu az önce yaptığımız üzere. Şimdi hemen katsayılarını bir bulalım o zaman. Karbon bir tane. Burada da bir tane karbon olması için katsayıları bir olacak. Dört tane hidrojen var. O zaman suyun katsayısı iki olacak. Ki hidrojen sayısı eşitlensin. İki artı ikiden dört oksijen var. O zaman o ikinin katsayısında da iki olması gerekiyor. Bak biz burada neyi bulmuştuk? Harcanan oksijenin mol sayısını bulmuştuk. Yani dedik ki şuradan 0.6 mol harcanıyormuş. E buradan 0.6 mol harcandığına göre katsayısı 1 olandan 0.3 mol harcanacaktır. E buna karşılık olarak yine 0.3 mol karbondioksit oluşacak. 0.6 mol su oluşacaktır. Sadece katsayılarla orantıladığımız zaman. Şimdi bizim burada ihtiyaç duyduğumuz metanın mol sayısı. Neden? Bu tepkimeden açığa çıkan metan var çünkü ortada hesaplamamız gereken. <laughs> Demek ki 0.3 mol metan burada oluşmalıymış. Şimdi 0.3 mol metanın oluşması için e, bize tepkime verilmiş ama denk haliyle değil. O zaman önce bir tepkimeyi denkleştirelim ki işimiz kolaylaşsın. Diyeceğiz ki <laughs> 4 tane alüminyum var. O zaman burada da 4 alüminyum olabilmesi için ALOH3'ün kat sayısına 4 yazalım. Şimdi 3 tane karbon var. O zaman metanın kat sayısına da 3 yazacağız ki karbonlar eşitlenebilsin. O zaman kat sayıları zaten bildik 0.3'e. Kas sayısı 3 olandan 0.3 oluşuyorsa demek ki katsayısı 1 olandan 0.1 mol tepkimeye girilmesi gerekiyormuş. Bizden ne istiyor? E, AL4C3'ün en az kaç gram olması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla aslında 0.1 molü kaç gramdır bu soruya cevap vermemiz gerekecek. O zaman mol kütlesini hesaplamamız ve onun onda birini almamız yeterli olacak. Diyeceğiz ki al 4 c 3ten bahsediyorsak bunun mol kütlesini nasıl buluruz? 4 çarpı 27 Alüminyumdan gelecek <laughs> artı diyelim 3 çarpı 12 de karbondan gelecek. Şimdi burada bulduğumuz toplam sayının onda biri sorumuz için cevap olacak. E, şurayı yaptığımız zaman hemen e, 100 bir e, pardon 80 artı 28 108 gelecek artı buradan da 36 gelecek yani 144 olarak biz burayı bulacağız. 1 mol 144 grammış. O zaman 0.1 molünden bahsettiğimize göre 1 mol 144 gramsa 0.1 molü kaç gramdır diyeceğiz ve burayı 14.4 gram olarak hesaplayacağız. Demek ki bu kadar minimum kütlede alüminyum karbür'e ihtiyacımız varmış. <laughs> Karışımlar ünitesine geçecek olursak artık arkadaşlar Karışımları sınıflandırarak başlamıştık işlemimize. Demiştik ki karışımlar homojen karışımlar ve heterojen karışımlar olmak üzere iki temel başlıkta inceleniyor. Homojen karışımların tamamını çözelti olarak isimlendiriyorduk. Ve burada e, ayrımı yaparken şunu diyorduk. Homojen karışımlar tam bir dağılıma sahip olması gerekiyor. Her yerinde eşit dağılmış ve her yerinde aynı özellikleri gösteren karışımlara homojen karışımlar diyoruz bir diğer adıyla çözelti diyoruz neler örnek vermiştik mesela katı sıvı bir çözelti olarak tuzlu suyu örnek verebiliriz ya da gaz gaz bir karışım örnek olarak temiz havayı verebiliriz hatta şöyle bir şey söylemiştik bütün gaz gaz karışımlar gazlar bulundukları ortama tam olarak dağıldığı için homojendir yani çözeltidir demiştik veya çelik gibi bir alaşımı örnek verebiliriz demiştik ki e, bütün alaşımlar homojen karışımdır yani aynı zamanda çözeltidir e, katı katı karışım olarak da bunu örnek olarak verebiliriz. Heterojen karışımlara geldiğimiz zaman bu da her yerinde aynı özelliği göstermeyen ve birden fazla faza sahip olan karışımlara heterojen karışım diyorduk. Alt türleri vardı. Neydi bunlar? Basit adi karışım. Burada arkadaşlar e, dikkat etmemiz gereken fiziksel hallerdi. Eğer ortada katı katı heterojen bir karışım varsa bunu basit adi karışım olarak isimlendiriyorduk. Mesela bir salatayı bunu örnek olarak verebiliriz. Eğer Katı sıvı heterojen bir karışımdan bahsediyorsak bunu süspansiyon olarak isimlendiriyorduk. Mesela çamuru ya da ayranı buraya örnek olarak verebiliyorduk. Emülsiyon dediğimiz sıvı sıvı heterojen karışımlarda işte zeytinyağı su buraya örnek olarak verilebiliyordu. Aerosol dediğimiz karışımlar gaz ile katı veya sıvını fark etmiyor burası oluşturamadığı ya heterojen karışım türlerine aerosol adını veriyorduk. Mesela sisi, dumanı ya da deodorantları buraya örnek olarak verebiliyorduk. Koloide gelince de burada da askıda kalma durumu söz konusuydu. Yani tam bir süspansiyon değil. O kadar büyük taneciklere sahip değil. Ancak bir çözelti olacak kadar da küçük taneciklere sahip değil. Arada kalmış bir durumdan bahsediyorduk. 10 üzeri eksi 9'dan daha Küçükse çözelti, 10 üzeri eksi 6'dan daha büyükse süspansiyon. Eğer bu arada bir büyüklüğe sahipse de koloid adını veriyorduk. Buna da kan ve süt en önemli örneklerimizdi. Şimdi çözünen ve çözücünün birleşmesiyle de çözelti yapısı oluşuyordu arkadaşlar. Burada çözünme olayını iki başlıkta inceliyorduk. İyonik çözünme. Eğer iyonik bir madde... Ee, bir polar çözücü de çözünüyorsa iyonik çözünme gerçekleşiyordu. Eğer moleküler yapılar birbiri içerisinde çözünüyorsa da moleküler çözünme gerçekleşiyordu. İyonik bileşiklerin e, polar çözücülerde çözünebildiğini ve iyon dipol etkileşimleri oluşturduğunu söylemiştik. E, moleküler çözünmeye geldiğimiz zaman da benzer benzeri çözer diye bir ilkeden bahsetmiştik. Demiştik ki polar çözücüler polar çözünen maddeleri çözerler. E, apolarlar apolarları çözerler ancak polarlar apolarları çözemezler. Yani benzer olacaklar ki birbirleri içerisinde çözünebilsinler ve tabii ki bu sürece göre de e, oluşan etkileşimler birbirinden değişiklik gösteriyordu. Eğer polar polar maddeler birbiri içerisinde çözüldükse dipol dipol etkileşimleri veya hidrojen bağları oluşuyordu. Apolarlar birbiri içerisinde çözülüyorsa London çekim kuvvetleri oluşuyordu indüklenmiş dipolden ötürü. E, ee, polar apolar çözünme olayında da çözünme gerçekleşmiyordu ve arada oluşan etkileşimin türü dipol indüklenmiş dipol etkileşimi oluyordu. Polar molekül yapısının oluşturduğu dipoller ve apolar molekül yapısının oluşturduğu indüklenmiş dipollerden ötürü. Şimdi bu olayı tepkimi olarak gözlemleyecek olursak iyonik çözünmede ne dedik? İyonlar açığa çıkması gerekiyor tabii ki. Sodyum klorür iyonik bileşiğinin sudaki çözünmesinde tabii ki katyon ve anyon açığa çıkması gerekiyordu. Şimdi buradaki tepkimimiz şöyle gerçekleşiyor arkadaşlar. E, suyun yapısını düşündüğümüz zaman şöyle bir su molekül yapısını çizelim. Diyorduk ki Polar bir molekül yapısındadır ve oksijen elektronegatifliği yüksek olduğu için kısmi olarak negatif yükle yüklenirken hidrojenler Düşük elektronegatifliğinden ötürü kısmi pozitif yükle yüklenir. Dolayısıyla da pozitif yüklü iyonlara, yani katyonlara buradaki negatif yüklü uç tutunur. Yani oksijen uçları gelir ve katyonlarla aralarında bir etkileşim oluşturur. Benzer şekilde pozitif yüklü uçları, yani sudan bahsediyorsak hidrojen uçları da gider negatif yüklü iyonlara tutunur, yani anyonlara tutunur. İşte burada da bir diğer etkileşim türü oluşur. Bu etkileşimler gidip bu sodyum ve klor arasındaki yani anyon ve katyon arasındaki iyonik bağı kıracak yeteneğe sahip olursa da çözünme olayı gerçekleşir. Buradaki etkileşim türüne ne isim veriyorduk? Bak ne var elimizde? Katyonlar ve anyonlar var. Yani iyonlar var bir de polar moleküller var. Dolayısıyla iyonlar geliyor ve polar moleküllerden ötürü dipoller geliyor. Dolayısıyla etkileşimin türü iyon dipol etkileşimi oluyor diyorduk moleküler çözünme olayına geldiğimiz zaman mesela CH3OH ve su. Bu ikisi birbiri içerisinde çözünür mü? Önceliğimiz şu olacak arkadaşlar. Polar mı apolar mı onlara bakalım. Bunların ikisinin de polar olduğunu bildiğimize göre diyeceğiz ki bunlar birbiri içerisinde çözünür. Peki etkileşimin türü nedir sorusuna cevap verecek olursak burada diyeceğiz ki bu ikisi de polar. Tamam peki fon kuralına uyuyor mu? Evet bu da fon kuralına uyuyor bu da fon kuralına uyuyor. O zaman bunlar arasında hidrojen bağları oluşur bu şekilde de çözünme olayı gerçekleşir diyeceğiz. Geliyoruz pH3OH ve H2O. Bu polar bir molekül yapısı. OH'ı görüyorsak. Su bu da polar molekül yapısı. Dolayısıyla bu ikisinin de birbiri içerisinde çözülmesini bekleriz. Ve aynı şekilde hidrojen bağı oluşturur deriz. Buraya geldiğimiz zaman CCl4 karbon tetraklorür yapısı apolar bir molekül yapısıdır. C6H6 yani benzen yapısı bütün hidrokarbonlarda olduğu gibi o da apolar yapıdadır. Dolayısıyla birbiri içerisinde çözünürler. İkisi de apolar olduğuna göre indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimlerini oluştururlar. Yani London çekim kuvvetleri meydana gelir diyorduk. <laughs> Derişimlerden bahsedecek olursak arkadaşlar, derişimin tanımı neydi? Şöyle bir hatırlayalım. Çözünen maddenin miktarının çözelti ya da çözücü miktarına olan oranına biz derişim adını veriyorduk. Bu nedenle bir orandan bahsettiğimiz için miktarın türüne göre farklı farklı derişim birimleri karşımıza çıkıyordu. Ama burada yoğun olarak kullanacağımız kütlece yüzde, hacimce yüzde ve ppm derişim birimleri oluyordu arkadaşlar. Şimdi kütlece yüzdeyi nasıl hesaplıyorduk? Diyorduk ki çözünen maddenin kütlesinin çözeltinin toplam kütlesindeki yüzde payıdır. Yani 100 gram Çözeltide yer alan çözünen maddenin gram cinsinden miktarı biz aslında kütlece yüzde derişimi veriyordu. ve Formül olarak da şöyle bir formül kullanabiliyoruz. Çözünen kütlesi bölü çözeltinin toplam kütlesi çarpı yüz kütlece yüzde derişimi veriyor. Benzer şekilde hacimce yüzdede de çözünen maddenin hacminin çözelti hacmini yüzde oranına biz hacimce yüzde diyorduk veya tanım olarak diyebiliriz ki 100 mililitrelik çözeltide yer alan... E, çözünen maddenin mililitre cinsinden hacmine hacimce yüzde derişim adı verilir. PPM'e geldiğimiz zaman ise çok çok küçük derişimlerde kullandığımız birim buydu. Milyonda bir anlamına geliyordu. Dolayısıyla burada bak yüzde birini buluyorduk. Burada da milyonda birini buluyor olacağız. Nasıl bir işlem uygulayabiliriz? Şurada kullandığımızın aynısı. Yani M çözünen çözünen maddenin kütlesi bölü M çözelti yani toplam kütle çarpı milyonda birini bulduğumuza göre bu defa 10 üzeri 6 yazmamız yeterli olacaktır. Eğer iki karışımı veya daha fazla karışımı fark etmezse bir, birbiriyle karışımından bahsediyorsak da şöyle bir formülümüz vardı. Formülü uygulamamız yeterli olacaktı. Birinci çözeltinin yüzdesi çarpı birinci çözeltinin kütlesi artı ikinci çözeltinin yüzdesi çarpı ikincinin kütlesi. Kaç tane varsa artık hepsini birbiriyle topladığımız zaman son durumda elde ettiğimiz çözeltinin kütlece yüzdesi çarpı son durumdaki toplam kütle. Bu çarpım vermek zorundaydı. Bu formülü yazdığımız zaman da en vay çeşit soruyu çözebilirdik. Hemen örnekle gidelim tabi burada. 40 gram tuz ve 60 gram su içeren çözelti kütlece yüzde kaçlıktır demiş arkadaşlar. Bak kütlece yüzde derişimi sormuş bizi yapmamız gereken o zaman şu formülü uygulamak olacak. Veya basit bir oran orantıyla da aslında bu soruyu çözebiliriz. Ne diyorduk peki? Çözünen maddenin kütlesini alacağız. Şimdi 40 gram tuz çözmüşüz. Dolayısıyla pay kısmına 40 yazacağız. Bölü çözeltiyi yazacağız. Yani toplam kütleyi yazacağız arkadaşlar. Buraya dikkat. 60 yazmıyoruz. Ne yazıyoruz? Toplamları 100 olduğuna göre 100 yazıyoruz. Çarpı 100 dediğimiz anda da sonuca gitmiş oluyoruz. Demek ki kütlece %40 tuz içeren bir çözelti elde etmişiz. Veya basitçe şunu da söyleyebiliriz. %40 ise yani 100 gramlık çözelti içerisinde 40 gram tuz varsa bu %40'lık bir çözeltiye sahip olduğumuzu bize gösterir. Koligatif özelliklere gelecek olursak. Koligatif özellikler ne demekti arkadaşlar? Derişime bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellikler diyorduk. Burada kaynama noktası, donma noktası ve ozmatik basınç değerlendirdiğimiz e, temel koligatif özelliklerdi. Kaynama noktası arkadaşlar e, çözünen maddenin miktarına bağlı olarak artıyordu, yükseliyordu. Yani eğer normal şartlar altından bahsediyorsak, bir atmosfer basınçtan bahsediyorsak saf suyun 100 santigrat derecede kaynadığını biliyoruz. Şimdi eğer biz bu saf suyun içerisinde tuz ekleyecek olursak peki yani bir çözelti elde edecek olursak bu defa daha yüksek bir sıcaklıkta kaynamasını bekliyoruz. 100 artı A gibi bir sıcaklıkta kaynamaya başlıyor. Ama şöyle bir fark vardı. Saf su 100 santigrat dereceye geldiği zaman sabit sıcaklıkta bu kaynama sürecini devam ettiriyor. Ama tuzlu suya geldiğimiz zaman 100 artı A'da kaynamaya başlıyorsa burada devam etmiyor. Ta ki e, doymuş hale gelene kadar yani çözebileceği maksimum miktarı çözülmüş hale gelene kadar sıcaklığı da artmaya devam ediyor. Ancak doygun hale geldikten sonra bu sıcaklık yine sabitlenmeye devam ediyor. Sabit sıcaklıkta kaynama süreci devam edebiliyor. Dolayısıyla en temel farkı aslında bu daha yüksek bir sıcaklıkta başlıyor ve e, kaynama sürecince sıcaklık da artmaya devam ediyor. Ta ki doygun bir çözelti elde edilene kadar donma noktasında da çok benzer bir özellik var arkadaşlar. Burada da diyeceğiz ki donma noktası eğer normal şartlar altından bahsediyorsak 0 santigrat derecede saf su donacaktır. Ama eğer bir, bir miktar tuz çözecek olursak mesela yani derişimini artıracak olursak daha düşük bir sıcaklıkta donmaya başlayacak. Eksi A mesela eksi 10 diyelim. Eksi 10 santigrat derecede donmaya başlayacak. Ama yine farkı nedir? Saf su 0 santigrat derecede sabit bir sıcaklıkta donmaya devam ederken tuzlu su daha düşük bir sıcaklıkta donmaya başlar ve donma süresince sıcaklığını düşürür ta ki yine doygun bir çözelti haline gelene kadar arkadaşlar. Bu aslında hani kışın yolların tuzlanmasının sebebi buradan geliyor. Neden tuzluyoruz? Çünkü donma noktası düşsün ki yollarda buzlanma olmasın diye veya işte kışın e, uçakların alkolle yıkanmasının sebebi nedir? Yine aynı şekilde donma noktasının düşmesini sağlamak için. Ozmotik basıncıya gelecek olursak arkadaşlar buna biraz daha biyolojiden yatkınız. Ozmoz dediğimiz olay neydi? Yoğunluğu yüksek olan maddenin e, çözeltinin düşük olan çözeltiden su çekmesi olayıydı. Suya uyguladığı emme kuvvetiydi ozmotik basınç dediğimiz şey. Buradaki yoğunluktan kastımız aslında derişim. Tuzlu su ve saf sudan bahsediyorsak ve araya hücre zarı gibi yarı geçirgen bir zar koyacak olursak tuzlu su saf sudan e, suyun geçmesini sağlayacak. Yani kendine doğru bir emme kuvveti uygulayacak. İşte bu ikisi arasındaki derişim farkı ne kadar yüksekse bu uygulanan emme kuvveti yani ozmatik basınç o kadar yüksek olacak diyorduk arkadaşlar. Bu da ozmatik basıncı bize veriyordu. Şimdi gelelim tabii ki ödevlendirmemizi yapmaya. Güzelce bütün bir dönemi de hızlıca tekrar etmiş olduk. Şimdi ödevlendirmemiz tabii ki Dinamo kimya kitabımızdan olacak. Birçoğunuz bütün soruları çözdünüz, bütün kitabı e, baştan sona geçtiniz. Şimdi arkadaşlar, e, eksik kalanlar varsa acilen tamamlasınlar. E, baştan sona ödevimiz olacak. E, önümüzde de güzel bir zaman var zaten bunu değerlendirmek için. Kimyanın temel kanunlarıyla başlamıştık. Ta ki karışımlarda koligatif özelliklerin sonuna kadar buraya geldik. Bir sonraki dersimizde ikinci döneme ayırma ve saflaştırma teknikleriyle devam ediyor olacağız zaten. Yani sayfa 112'ye kadar bu kitaptan çözülmemiş yer bırakmayacağız arkadaşlar. Neler var kitabın içeriği nelerde şöyle hep birlikte bir hatırlayalım bakalım. Her sayfada arkadaşlar bir çözümde örneğimiz olacak. Bu çözümde örnek sayesinde aslında bazı kazanımları tekrar ediyor olacağız. Kazanımı daha doğrusu öğreniyor olacağız. Ardından da tam burada çıkan soruya çok benzer. Dört tane soru bizi aşağıda bekliyor olacak. Bu sorular sayesinde de burada öğrendiklerimizi işleme dökmüş olacağız. Acaba öğrendik mi? Gözlemlemiş olacağız. Her sayfa bir soru tipi ile ilgili bizi bilgilendirmiş olacak aslında. Her sayfada bu şekilde güzelce konuları öğrendikten sonra da tarama testleri bizi bekliyor olacak sonrasında tarama testleri sayesinde de bir bölümü tam anlamıyla öğrenmiş miyiz öğrenmemiş miyiz bunu gözden geçirmiş olacağız ve her bölüm için her konu için bu bu şekilde devam edecek arkadaşlar ee, ta ki ünite bitene kadar ünite bittikten sonra yine tarama testleri karşımıza çıkacak o bölümle ilgili tarama testleri bittikten sonra ünite tekrar testleri karşımıza çıkacak bütün bir üniteye bakış atmamızı sağlayan ve eksiklerimizi de aslında e, görmemizi sağlayacak. ...sağlayan bir kısım olacak burası. Ünite tekrar testlerinden sonra... ...Fen Lisesi'nde okuyan arkadaşlarımıza yönelik... ...soruların bulunduğu bir testimiz yer alacak. Ardından ÖSYM tarzı soruların... ...bulunduğu bir testimiz olacak ve... ...yazılı tipinde soruların bulunduğu... ...bir testimiz olacak. Bu sayede de... E, ...tam anlamıyla aslında konuyu... E, ...bitirmiş, cebimize koymuş olacağız. Diyelim ki çözemediğimiz herhangi bir soru oldu eksik gördüğümüz herhangi bir nokta oldu. Kare kodu arkadaşlar her sayfamızda var ve o sayfadaki sorularda ilgili çözümleri bize sunuyor. Video çözümlerini izleyip bütün eksiklerini giderme şansına sahip olacağız. Ödevimizi de aldık. Dersimizi gördük. Bütün konuları tekrar ettik. O zaman tabii ödevli soruyu görüp cevaplandırma zamanı yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyorsunuz. Hepinize sağlıklı günler ve yepyeni güzel bir dönem diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.